Aydın'ın Efeler ilçesinde yer alan Tralles Antik Kenti, Aydın Genç İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen Tralles Gözlerini Açıyor etkinliğiyle adeta yeniden canlandı. Etkinliğe Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Profesör Doktor Murat Çekilmez, dernek üyeleri, baro temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı. Program, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'nın katkılarıyla düzenlenen klasik müzik dinletisiyle başladı. Şef Melih Selen yönetimindeki Seykilos Oda Orkestrası, tarihi atmosferde sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Orkestranın ardından Ceyda Atıgan, Seykilos'un müziği eşliğinde dans performansını sergiledi. Katılımcılar, Tralles'in tarihi dokusuyla bütünleşen bu performansla büyülendi. Etkinlikte konuşma yapan Aygiyat Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Cerit, Tralles'in önemine vurgu yaptı. Aslında biz Tralles için yakılmış olan bir meşalenin taşıyıcıları olmaya hazır olan gençleriz. Ve bu yolda hepimizi aydınlar olarak el birliğine, iş birliğine davet ediyorum. Bugün bir belki de emek veren diğer temsilcilerin dışında siviller olarak bizim ilk adımımız olabilir. Bu adımı güçlendirerek devam edersek de burası bir an evvel faaliyete açılır. Şimdi buranın önemini çeşitli konuşmalarda söyledik. Bütün paydaşlar da söylüyorlar. Burası şehrimiz için bacasız bir fabrika. Buranın tez zamanda turizm açılması, şehrin ziyarete kabulü, yerli yabancı turistlerin buraya gelmesi. Ya gözünüzde şöyle canlandın. Kemer Meydanı'ndan geçerek buraya geldiniz. Tur otobüslerinin buraları doldurduğunu, kafelerde yerli yabancı turistlerin burayı ziyaret etmek için sıra beklediğini ve sonra da buradaki izlenimlerini, anılarını gittikleri ülkelerde anlattıklarını düşünün. Belki bir gün siz de onların ülkelerine ziyarete gittiğinizde evet ben Aydın'a geldim ve Tralles'i gördüm diyecekler. Şu anda tur otobüsleri şehri transit geçip gidiyorlar. Bizim onları buraya soktuğumuz müddetçe şehrimize katma değer sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bugün yapmaya çalıştığımız tek şey turizmde şehrimizin markalaşmasına destek olmaktır. Aydın Genç İş İnsanları Derneği olarak da tüm üyelerimizle, tüm katılımcılarla, tüm sponsorlarımızla bugün buraya emek vermemizin tek sebebi de budur. Sizlere de buraya destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Çekilmez de etkinlikte söz aldı. 2001 yılında ilk defa buraya bir öğrenci olarak gelmiştim ve 2024 yılı itibariyle Cumhurbaşkanımızın kararıyla Tralles Antik Kenti kazıları artık benim başkanlığımda devam ediyor. O kadar mutluyum ki böyle bir organizasyon yaptık ve antik kentle sizi buluşturduk. En büyük hedefimiz Tralles Antik Kenti'ni halkla buluşturmak, turizme kavuşturmak. 2022 yılında Aydın Müzesi Müdürü Müzesi Müdürü Sayın Ali Akmaca'nın başkanlığında bu kazı çalışmalarına başladık. Buradan kendisine destekleri için çok teşekkür ederiz. 2024 yılı itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararlı olarak kazılara devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2024 yılında İnanılmaz bir yol kat ettik ve bir sürü projeyi de bu yolla Geleceğe Miras Projesi yoluyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Etkinliğe katılan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise çocukluğunun Tralles etrafında geçtiğini anlattı. Benim çocukluğum şu aşağıdaki sokaklarda geçti. Kemer Mahallesi'ni karış karış bilirim, kaldırım taşlarına kadar. O zamanlar farkında değilmişiz demek ki ama bizim çocuklarımız farkına varsın. Onun için buradayız. Çok ama çok kıymetli, çok önemli bir değerin içerisinde yaşıyoruz. Çok önemli bir hazinenin, ekonominin lokomotifi olacak bir hazinenin dibinde yaşıyoruz. Ben özellikle Adnan Menderes Üniversitesi'ne kazı çalışmalarının devredilmesini çok takdirle karşılıyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum ondan dolayı. Biz bu değeri, bu katma değeri Aydın için ekonomik olarak da çok büyük bir zenginliği biz çocuklarımıza en iyi şekilde devretmek zorundayız. Ondan dolayı ben tekrar burada bulunan tüm
arkadaşlarımıza, dostlarımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu farkındalıkları arttırırız ve en kısa zamanda Tralles Antik Kenti'ni şehrimize daha katma değer katan haliyle sunarız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Etkinlik katılımcılara Tralles'in tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtan sunumlarla devam etti. Aydın Genç İş İnsanları Derneği ve destek veren tüm kuruluşlara teşekkür eden organizasyon yetkilileri, Tralles'in turizm potansiyelini arttırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerinin devam edeceğini bildirdi. Evet.